İsmim Sevan Bıçakçı, İstanbul Samatya doğumluyum. Hikayem kapalı çarşılı birçok ustam, ustamın arkadaşı, onların büyükleri, onların ustaları, onların ustalarıyla aşağı yukarı aynı. Bir yerde okumuştum, ustalık ve öğretmenlik arasındaki farkı. Öğretmen öğretendir, usta ise senin içerisindeki yeteneği ortaya çıkartandır diye. Ve yıllardır da bu gelenekle onların da çıraklarını yetiştirmesini arzu ediyoruz. Üç temel üzerine kurulmuştur kuyumculuk. Sadekarlık, mıhlayıcılık, cilacılıktı. Yapmış olduğumuz üründe işte taşın ortasında teknolojinin hiçbir şekilde olmadığı, tamamen el işçiliğiyle yapılmış heykellerden tutun da onun karakterini tamamlayacak olan altındaki yüzüğün şasesini oluşturmak, içerisindeki mıhlama sanatının içerisindeki farklı farklı dalları, mozaikler, kalemkarlar, ressamlar, heykeltıraşlar bir parçanın üzerinde büyük bir emek sarf ediyorlar. Burada bir büyük deniz yıldızı görüyorsunuz. Bir de burada küçük bir deniz yıldızı görüyorsunuz. Bir de barok bir inci var burada. Bu kadar büyük barok inci nadir çıkan bir incidir. Çok nadir bulunan bir incidir. O noktada da bu çocuğun onu yüklendiğini ve onun altında kaldığını gösteriyor. Halbuki annesi onu tutmuş, bütün ağırlığını üstüne almış. O sanki bir ağırlık taşıyormuş gibi. Böyle bir anlatım için heykeltıraşın baktığı, ressamın baktığı, şairin baktığı açılar vardır. Each piece here it has its own story, so you don't feel like you're doing any normal job. You feel the art and spirit in each piece. It's amazing how you can put something this magnificently massive big inside a little thing and it turns to a piece of jewelry. It's amazing. Şimdi taşın müsaade ettiği bazı şeyler var. Çünkü alttan dikey girdiğimiz bir heykel bu. Bu heykelde bazı şeyler olması matematiken, fiziken mümkün değil. O mümkün değilleri mümkünlüğe en yakın şekle getirmek zaten bizim bütün hikayemiz. Soru şuysa, bütün Sevan takanlar bir gün bir araya gelseler kimse kimseyle aynı şeyi takmamış oluyor. Yani hepsinden bir tane var. Ama bir karakter var ortada. Yani baktığınız zaman bir Sevan Bıçakçı karakterini görüyorsunuz.